ettiğiniz için. Hocam öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Asıl bana böyle bir fırsat sunulduğu için Rüya Hocam'la tanışıklığım tabii ki lisans yıllarından başlıyor. O yıllardan gelen eğitim hayatıma katkıları doktora sürecinde ki doktora sürecinde de İşitsel sözel terapi ile ilgili çalışmalarımı yürüttüm. Her daim, her zaman hem bilgi olarak hem bir rehber olarak yolumu önümü hep aydınlatmıştır hocam. O yüzden çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Bugün evet sizlerle işitme engelli çocuklarda uyguladığımız işitsel sözel terapi uygulamalarından bahsetmeye çalışacağım. Ekran paylaşımımı yapayım. Ekranım sanırım gelmiştir. Bir de tam ekran yapayım. Ekranım geldi mi acaba? Hani dönüt almak adına. Heh, tamam. Sunumun akışı içerisinde biraz işitmenin öneminden, işitme rehabilitasyonun amacı, işitsel sözel terapinin kısa bir tarihçesi, ilkeleri, aile merkezli yaklaşım ki burada bu uygulamada çok önemli olduğu için ve daha sonra uygulama ile ilgili basamak ve süreçlerden en sonunda da video örneklerinden göstermeye çalışacağım. İşiterek öğrenme çocukların hayatında oldukça büyük önem taşıyor. Çocuklar dünyaya geldiği andan itibaren ki biliyoruz anne karnından itibaren bir takım sesler evet erişim başlıyor. Ancak özellikle sözel dili öğrenme anlamında baktığımızda doğar doğmaz dünyaya geldiği andan itibaren işitme yoluyla sürekli çevreyle bir bağlantı içerisinde. O anlam bağlam sıralamasını ve kurgusunu çok erken dönemde kazanmaya başlıyorlar. Ve çocuklar sözel dili öğrenirken aslında işitme yoluyla sadece sözel dile erişim değil, sözel dille beraber pek çok bilgiye erişim. Çünkü bizler kavramları, bilgileri, pek çok konu hakkındaki edindiğimiz bilgiyi gerek aktif etkileşim içerisinde gerek pasif etkileşim, yani pasif ortamdaki öğrenme sürecinde ediniyoruz. Ve işte bu anlamda da işitme oldukça önem taşıyor. Öğrenme, bilgiye erişim. Özellikle de sözel dil edinimi açısından ve dilin en kritik dönemi de çok erken yaşlar olduğu için işitme duyusu önümüze çok daha önemli bir faktör olarak geliyor. İşitme kaybı oluştuğunda da işitme kaybının oluştuğu zamana, işitme kaybının derecesine ve işitmeye yapılan müdahalenin zamanı ve yine o müdahalenin doğru ve etkili uygulanmasına göre çocukların başta ana olarak, ana alan olarak dil becerisi, iletişim becerileri etkilenmekle birlikte dil ve iletişimde yaşanan sorun, bilgiye, sese erişimden kaynaklı sözel dille alamadığı bir takım bilgilerden dolayı da hem akademik becerileri hem sosyal becerileri ta ki mesleki edinime kadar uzayan geniş bir alanı ve süreci maalesef olumsuz bir şekilde etkileyebiliyor. İşitme kaybında evet çocuklarda öncelikle dil ki dilin bütün boyutlarını etkiliyor. Sadece hani bir boyutu anlamında değil morfoloji, fonoloji, semantik, pragmatik dediğimiz bütün alanlarını etkiliyor. Ki bunların yine işitme kayıplı çocukta dinleme becerisi, dinlemeyi öğrenme, dinleme becerisini kazanmada da doğuştan işitme kayıplı çocuklarda çok ciddi sorun olduğu için dinleme aslında bir şemsiye gibi düşünebiliriz. Dinleme becerisini edinmeyen, erişemeyen, işitmeye erişemeyen çocuğun dille de ilgili bütün alanlarında, dilin alt boyutlarında da etkilenimi söz konusu oluyor. Bu nedenle de işitme kayıplı çocuğa bizim erken dönemde uygun şekilde müdahalede bulunmamız, dil ve iletişim becerisini çok erken bir dönemde ona kazandırmamız gerekiyor. İşitme kayıplı çocuklara iletişim modu kanalı açısından yüzyıllardır aslında tartışıla gelen durumlar var. Biliyoruz ki işaret diliyle mi ağırlıklı gidelim yoksa sözel dille mi ağırlıklı gidelim? İşitme engellilerle ilk iletişimler işaret dili aracılığıyla yaygın olarak kullanılmış. Eğitim yaklaşımları onlar daha ağırlıklı benimsenmiş. Okullaşma baktığımızda işaret dili üzerine daha erken dönemlerde oluşmuş. Bunun tabii pek çok faktörü var. Çünkü geçmiş yıllarda, hele ki
yıllar öncesinde işitme cihaz teknolojisi yok, sese erişimi sağlayabilecek teknoloji olmadığı için, bireyler sesi duyamadığı için işaret diliyle ilgili bir takım eğitimlerde çok ön plana çıkmış. Ama işte 20. yüzyılın ortalarından itibaren bu süreçte ciddi bir değişiklik görüyoruz. Çünkü teknoloji çok hızlı ilerlemeye başladı. Teknolojiye gelen bütün yenilikler işitme cihaz alanı yansıdı. Bu da işitme kayıplı çocukların artık sese çok daha erken dönemde erişebilmelerini sağladığı için eğitim ortamında da, eğitim felsefesinde, çocuğa bakışta, eğitime bakıştaki gelen değişikliklerle birlikte işitme engelleri eğitimde daha geniş yelpazeler oluşmaya başladı. Ama evet, hala bütün bu yelpazenin en uç noktalarında görebildiğimiz gibi ara bir takım yelpazenin katmanlarında görebiliyoruz. Türkiye'de her ne kadar bu kadar çeşitliliğimiz olmasa da işaret dili aslında Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında okullaşma anlamında işaret diliyle ilgili çalışmalar çok da kötü düzeyde değilken 1955'lerden itibaren işaret diline gelen okullardaki yasaklar ve sınırlamalarla işaret dilinin daha geride kaldığını, doğal işitsel sözel yaklaşımın ülkemizde daha öne çıktığını görüyoruz. Yurt dışına baktığımızda bu çeşitliliğin aslında daha dağılımlı gittiğini görüyoruz. Ve son yıllarda da işaret dili ön planda olan yaklaşımın yurt dışında bilingual, iki dilli yaklaşım şeklini aldığını ve bunun oldukça da hızla kabul gördüğünü görüyoruz. Bilingual, iki dil yaklaşımında hem işitmenin var olduğu kadar kullanılması, işaret dilinin ana dil olup okuma yazmada o ülkenin dilinin öğretilmesinin ön planda olduğu bir eğitim yaklaşımı. Ama ülkemizde dediğim gibi işaret dili de sınırlı. Şu an işitme engelleri okullarında sadece seçmeli ders kapsamında 1. 2. 3. sınıflarda işaret dilini verebiliyoruz. Ancak bütün derslerin tamamının işaret dili ya da bilingual bir yaklaşımda verilemediğini maalesef görüyoruz. İnşallah giderek orada da iyileşmeler, nitelikte gelişmeler olacak. Bizim bugünkü konu alanımız işitsel sözel terapi, tamamen bu yelpazenin diğer ucunda yer alıp sadece işitsel, işitmenin, dinlemenin ön planda olduğu yaklaşımlar arasında olup yine teknolojinin ilerlemesiyle özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren daha öne çıktığını görüyoruz. Çünkü sese erişim işitsel sözel yaklaşımlarda çok önemli, işitsel sözel terapinin de olmazsa olmazlarından. Çocuklara işitsel rehabilitasyonla, işitsel sözel yaklaşımlarla hedefimiz nedir? Çevresiyle maksimum iletişim kurmasını sağlamak, ama işitsel sözel yaklaşımlarda bu iletişimi sözel dil aracılığıyla sağlamak. Yoksa işaret dili kullananda da amacımız iletişim, ancak orada tabii ki işaret diliyle bu iletişimi sağlamak, biz sözel dili kazandırmak istiyoruz. Yeni doğan işitme taramalarıyla artık çok erken dönemde bebekleri tanılıyoruz. 3 aylıkken tanı koyabiliyoruz. Yeni yapılan bildirilerde bunu 2 aya doğru indirilmeye çalışılıyor. Şu an uluslararası çalışmalarda Türkiye'de yakından takip ediyor bu yenilikleri. Ve 3 aylıktan itibaren çocukların cihazlandırılması, 1 yaşına kadar cihazla takip, 1 yaşında eğer cihaz yetmiyorsa kokleer implantla sese erişimlerinin sağlanması ve bunlar cihazla sese erişim başlar başlamaz da erken bir müdahalenin yapılması gerekiyor. Yani biz 3 aylık bir bebeğe iletişim anlamında hemen bir rehabilitasyon programına almamız gerekiyor. Bunu yaparken de karşımıza 3 aylık bir bebek, 6 aylık bir bebek olduğu için mutlaka aile merkezli olmak, mümkün olduğunca bir bebekle çalıştığımız için bütüncül olmak ve diğer alan çalışanları ve uzmanlarıyla da transdisipliner olarak aslında eş güdümlü çalışabilmek, her ne kadar Türkiye'de orada da sıkıntılar olsa da idealleri söylemekte fayda var. Peki neden aile merkezli yaklaşım? Aslında bir önceki slide'da atıfta bulundum. 3 aylık bir bebeğe tanı koyuyorsak, 3 aylık bir bebeğe müdahale yapacaksak aileyi merkeze almak durumundayız. Çok özür diliyorum, slide erken yanlış yere elimi dokunduğu için. Baktığımızda evet, işitme engellilerde 3 aylık tanı, yeni doğan tarama, yeni cihazlandırmanın erken aylarda olmasının aileyi merkeze almada ciddi katkısı olmakla beraber, bu sadece işitme alanında değil, diğer alanlarda da zaten artık
Ebeveyn katılımı denilen sadece anne baba değil, hatta aile katılımı, aile ifadesi literatüre yerleşmeye başladı. Bu da özellikle kuramsal çerçevede Bronfa Bier'in biyoekolojik modelinden, çünkü çocuğun en yakın çevresi onun şekillenmesinde, bilgi gelişmesinde, öğrenmesinde oldukça etkili olduğu için aile zaten kuramsal olarak da artık diğer bütün çocuk eğitim ve yaklaşımlarında öne çıkmışken, bu işitsel sözel terapiye de hem tanıyla beraber hem bu kuramsal çerçevedeki ilerlemelerle beraber işitsel sözel terapinin de merkezine gelmiş oldu. Evet, aile merkezi almaya başladık, ancak aile merkezi alırken yine tarihsel süreçte baktığımızda aileye öğretmen rolü de verilerek aile merkezi alınabiliyor. Aileye etkileşim görevi vererek de işitsel sözel terapide hedef ailenin etkileşimli bir diyalog halinde olması, onun çocuğuyla etkileşim sırasında dil ve iletişim becerisini kazanması için çevrede uyaran sağlaması. Aile merkezli bir erken müdahale yapacağız diyorsak da, o zaman ailenin güçlü yönlerini, doğal becerilerini tanımak, onu bütüncül olarak ele almak ve bu terapileri yürütürken aileyle bir partner olmak, eşgüdüm olmak, beraber yürümek gerekiyor. Onun da kararlarını almak, sorgulamak, ancak bilgi paylaşımıyla da bunu bir arada rehberli bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. Aile merkezli böyle bir müdahalede de mutlaka kanıt temelli olması, araştırmalarla hakikaten kanıtlanmış olması gerekiyor ki işitsel sözel terapiyle de ilgili etkililiğine dayalı alan yazında oldukça çok sayıda makale rastlayabiliyoruz ve her sene yeni makalelerde etkileniyor. Yaptığımız Rüya Hocam'la birlikte yaptığımız doktora tezimde de işitsel sözel terapinin annelerin uygulamasının etkililiği ve çocukların dil gelişimlerine etkisine baktığımızda etkili olduğunu tezimde de görmüş olduk. Tek deneysel desenle çalışmış. Evet, o yüzden mutlaka uyguladığımız yöntemlerin geçerlilik kazanmış, uygulamalarının yapılmış, araştırmalara dayalı olmasına da dikkat etmemiz gerekiyor. İşitme engelli çocuğa sahip ailelerin bu tarz terapideki rolüne baktığımızda, bir çocuğun dille ilgili sorunu varsa, Rüya Hocam da sunumun başında söyledi, işitsel sözel terapideki teknikler sadece ona yönelik değil, bütün dille ilgili. Evet, aile merkezli sadece işitme için değil, Down sendromlu da olabilir, otizm de olabilir, gelişimsel geriliğe bağlı değil, sorun da yaşıyor olabilir. Şenay Hocam ses gitti ama sadece bende mi var? Ses ve görüntü tamamen gitti sanki hocam. Ben görüntüyü de göremiyorum şu anda Şenay Hoca'yı. Hemen bakıyorum. Şu an geldi galiba, değil mi? Galiba bilgisayarım ya dondu, takıldı. Sesim geliyor mu? Hocam şu anda ses de var, görüntü de var şu anda Tamam. bende. Emin, galiba bilgisayarım takılmış olabilir. Ben kaldığım yerden, o zaman sesimin gittiği yerden itibaren alabilirim. Hemen şöyle yapayım. Sanırım buralarda sesim geliyordu. Şuradan itibaren bütün engel alanlarında olduğu gibi anne babaların mutlaka çocukların günlük rutinini değerlendirebilmek, onların uyanık olduğu saatte iletişim ve etkileşimde dili kazandırabilmek için işitme kaybı çocukların da mutlaka ailelerinin terapi ortamında olması gerekiyor. Tüm bunları toparladığımızda hem işitme cihaz alanındaki bilimsel teknolojik gelişmelerin, hem eğitim alanında çevreci, biyoçevre, Bronfa Bier gibi çevreci ve etkileşime dayalı felsefe ve kuramların eğitim alanına pratiklerinin kanıt temelli yansımalarıyla ve dili artıran stratejilerin de yine etkililiğine yönelik pek çok çalışmanın alana kazandırılmasıyla, işitme engellilerin eğitimi alanında da işitsel sözel terapinin daha dikkat çekici hale geldiğini görüyoruz.
Şimdi tarihçesine baktığımızda aslında çok yeni ortaya çıkmış bir yaklaşım değil. Ancak işte bu gelişmeler onun daha öne çıkması için ivme kazandırdığını söyleyebiliriz. Çünkü işitsel sözel terapi aslında özellikle Fransız fizikçi Itard'ın işitme kayıplı çocukların var olan hani kalıntı işitme dediğimiz bizim odyolojide o işitmeyi kullanarak sözel dili öğreneceklerinin iddiası 1800'lü yıllarda var. Ama evet o iddialar o yıllarda çok temel bulamıyor. Çünkü sese erişimin olmayışı sözel dil için olmazsa olmaz. Dudak okumayı, işaret dilini öğretebiliriz ama sözel dil için yeterli değil. Ancak işitsel sözelin temelleri duyarak, dinleyerek öğrenmenin ilk çıkış noktaları o yıllardan geliyor. Daha sonrasında özellikle bu terapi yönteminin gelişiminde 3 tane uzmanın çok ciddi alana katkı sağladığını görüyoruz. Her birinin kendi alanında yaptığı çalışmalarla. Helen B. özellikle işitme kayıplı çocuklarda pedagojik anlamda çok altyapısını çiziyor. Grift, ileri derece işitme kaybı yaşayan çocuklarda evet, var olan işitmeyi geliştirebiliriz, dinleme ve anlama becerilerini arttırabiliriz şeklinde yola çıkıyor. Polak'ın çok sayıda makalesi ve kitaplarda bölümünde görebiliyoruz. O da işitsel sözel anlamda tekniklerin uygulanması, terapi basamaklarındaki bazı haritaların, yol haritalarının çıkmasında alana katkı sağlıyor. Peki bu kelime ve terim ne zaman ortaya çıkmış? Akupedi tek duyu olarak aslında ta Itard'a dayanan, evet biz işitmeyi kullanarak mutlaka konuşmayı öğretiriz diyen o yaklaşım 1960'larda bir organizasyona dönüşüyor. 1978'lerde Daniel Link, ki Link sesleri olarak da alanda çok ismen bilinir, işitsel sözel terimini 78'lerde kullanıyor. Daha sonrasında bu kurulan uluslararası birlik 1993 ve 2005 yıllarında yapmış olduğu toplantılarla artık İşitsel sözel terapi olarak bu ismi kullanıyor ve terapinin ilkelerini de ortaya koyuyorlar. Zaman zaman revize çalışması yapılıyor. En son 2006 yılında bir takım küçük revize çalışmaları yapıldı. Şu an daha henüz yeni bir revize ya da düzenleme yok. Aynı çalışma devam ediyor. Kanada'da bulunan Alexander Graham Bell Enstitüsü, işitsel sözel terapinin uluslararası kullanıcısı olmak için belli aralıklarla sınavlar düzenliyor. O sınavları girip kazanılması halinde uluslararası işitsel sözel terapist olarak da alanda çalışmak mümkün. Peki bunca girişini yaptığımız işitsel sözel terapi nedir? Aslında dinleme ön planda olarak sesleri dinleyerek sözel dilin maksimum edinimini sağlayabilmek için bir takım dili arttıran tekniklerin, stratejilerin kullanılıp, belli koşulların sağlanıp, aileye de rehberlik ve danışmanlık yapılarak sürdürülen bir süreç diyebiliriz. Ve bu sürece baktığımızda da bir takım ilkeleri var. Bunlar bu terapi uygulayabilmemiz için olmazsa olmazlarımız. Başta da söylemiş, erken tanı. Mutlaka çocuk erken tanılanmış olması gerekiyor. Ve erken dönemde cihazlandırma gerekiyorsa implant, çocuk için uygun cihaz ve sese erişimin sağlanması, hatta bunun kontrollerle de sürekli destekleniyor olması gerekiyor, takiplerinin yapılması. İşitsel öğrenme ortamlarının geliştirilerek bunu birincil bakıcı, anne babaysa anne baba, kimler bakıyorsa, yakın çevresiyse onlara bu işitsel öğrenme ortamı nasıl sağlanır, nasıl kullanılır, bunların aktarılması, desteklenmesi. Ve dinlemeyi çocuğun günlük hayatının bir parçası haline getirilmesi gerekiyor. Dinleyerek öğrenme becerisinin kazandırılması gerekiyor. Etkileşim ortamının nasıl olduğu, çocuğun etkileşim ortamına nasıl dahil edilebileceği, bu yine aile yoluyla, çevre yoluyla çocuğa kazandırılması. Çocuğun o gelişen dil becerisinin aile tarafından da izlenmesi gerekiyor. Çocuğun nasıl ilerlediği, ilerledikçe dilini ilerletmek için diğer tekniklerle, mesela genişletmeyi kullanarak daha uzun cümleye geçmesi, bildiği kavramların eş anlamlılarını, farklı kavramları öğretmek için bir yandan ailenin aslında çocuğunu da izlemesi, kendini de takip gibi bir takım becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Ve işitsel değil, bilişsel gibi uyaranların doğal ortamdaki aslında halini ve
ortaya çıkan fırsatların kullanılmasının aileye öğretilmesi gerekiyor. Doğal, o anki günlük hayatındaki ortamları nasıl etkili kullanabilir? Ve değerlendirme, rehabilitasyonun doğal bir parçası haline getirme. Bunda da seans içerisinde izleme, çocuğu ailenin ev içerisinde izleme, nerede kullanıyor, neleri söylüyor. Ailenin de kendisini not alması, kaydetme, bu becerinin kazandırılması. Ve hedefi kişisel sözel terapinin çocuğun böyle bir çevre ve ortamda gelişip ilerleyerek normal akranlarıyla, normal eğitim sınıfında entegre olarak hayata katılması, üretken, toplumda bağımsız bir birey olmasını da hedefliyor. İlkeleri böyleyken ben özellikle bu slaytın şu kısmını çok seviyorum. Bana sorsanız işitsel sözel terapiyi nasıl tanımlarsınız? İşitsel sözel terapi aslında ailenin bunun bir hayatının bir yaşam tarzı olarak benimsemesi, çocuğun da dinlemeyi ön plana alıp hakikaten dinleyerek sözel dili ve etkileşimi iletişimde ana unsur olarak sürdürmesi. Buna yapılabilmesi için de dinlemeyi ve dili artıran teknikleri kullanılması ve mutlaka terapi seanslarında ailenin aktif katılımı. Çünkü aktif katılımla bu becerileri edinebiliyorlar. Peki işitsel sözel terapiyi ben nereden nasıl geliştirip öğrendim? İşitsel sözel terapi eğitim modülü yıllarında tabii ki teorikte okumuştuk ama daha sonrasında Warren Estabrook'un bir implant firması aracılığıyla Türkiye'de 10 kişiye bir hatta 1,5 yıl süreyle vermiş olduğu eğitime dahil oldum. Ön mülakatla seçildik, onu söyleyeyim, ve sonunda da sınav yapıldı. Sınavın sonucunda başarılı olanlara katılım belgesi olarak verildi. Çünkü dediğim gibi işitsel sözel terapist olabilmek için Kanada'daki sınavları tamamlamış olmak gerekiyor. Bu süre zarfında, çünkü bizler de sürekli her ay video aldık, dönüt aldık, 3 ayda bir teorik pratik uygulamalı eğitimlere katıldık. O eğitimler sonunda, ki bu eğitimler sırasında da eğitim amaçlı 3'er tane vaka takip ettik. O vakalar üzerindeki videoları ve deneyimlerimizi paylaştık sürekli. İşitsel sözel terapinin ana hedefi dinleme. Görsel ipucundan ziyade kulağı ve dinlemeyi ön plana alıyoruz. Çünkü bazı yaklaşımlarda dudak okuma, jest, mimik takip yine ön planda olarak devam edebiliyor. İşitsel sözel terapinin oradan ayrışan noktası dinlemeyi tamamen ön plana alması. Bunun da sebebi, işitme ile dinleme arasında önemli bir farklılık var. Evet, şu an hepimiz işitiyoruz. Eğer işitme sistemimizde bir sorun yoksa otomatikman ses kulağımıza erişiyor. Ama hepimiz dinliyor muyuz? Belki şu an bile dikkatimiz dağıldı. Biraz sonra işte çocuğumuzun ödevi ya da evde yapılacak bir işi düşünüyor olabiliriz. Kimimizin de dikkati şu an bende ve benim söylediklerimi takip ediyor olabilir. İşte burada İşitme ses kulağa otomatik olarak ulaşıyor. Dinleme ise beynimize ulaşmak, işitsel algı ve dil merkezlerimize ulaşmasıyla gerçekleşiyor. İşitme otomatik. İstesek de istemesek de duyuyoruz. İşitme kayıplı çocuklarda cihazı kulağında olduğu sürece, implantı kulağında olduğu sürece duyuyor. Ancak bizi dinliyorlar mı? Dinleme pratik gerektiriyor. Özellikle doğuştan işitme kayıplı çocuklarda işitsel dinlemeye yönelik, işitsel algıya yönelik eğitimleri yapmadığımızda daha çok izleme ve takibi kullanıyorlar. Çünkü cihaz takılıp eğitim müdahale başlayana kadar ister istemez kullanamadıkları işitmeden kaynaklı görsele odaklı, görsel takip, görsel beceriler ön plana çıkıyor. O yüzden işitsel sözel terapi öncelikle dinlemeyi ön plana almak için bunun üzerine çok fazla duruyor. Peki biz dinlemeyi kolaylaştırmak için ne yapabiliriz? Ne yaparsak çocuğun dinleme becerisini daha pratik, daha kolay, daha erişilebilir ve daha dikkat odaklı hale getirebiliriz? Öncelikle çocuğun cihaza implanta adaptasyonu çok çok önemli. Çünkü 3 aylık bir çocuk cihazı öyle hemen ay ne de güzelmiş deyip takmayabiliyor. 3 aylık pek çıkarıp atamıyor, mızıldanıyor, ağlıyor. Ama 6 aydan itibaren çıkarıp diş kaşıyıcı oluyor. 1-2 yaştan itibaren çıkarıp fırlatıyoruz, tehdit amaçlı kullanıyoruz. Kokler implantı olan çocuklar inanın cihaza göre daha az sorun çıkarıyorlar. Çünkü kokler implant ileri çok ileri kayıplı çocuklara takıyoruz.
O cihaz yoksa sesi duyamıyorlar. Sesin duyup sesin tadını alan çocuklar cihazına dokunmuyor. Cihazdan önce kulağında 5 saniye cihazını takmayan çocuklar var implanta geçmeden önce. Şu an vardı bir tanesi. Annesi çok kaygılıydı. İmplanttan sonra da takmayacak mı? Dedim yılların deneyimi. İnanın bu takmayan çocuklar implanta neredeyse hiç dokunmuyorlar. Çünkü sesle ilk kez tanışacak. Bu dönemi hem öğretmenler olarak bizlerin bilgilendirmesiyle aileler açısından çok önemli. Cihazına uyum sağlamamış bir çocuğun dinleme becerisine geçme şansı yok. O yüzden mutlaka ailelere bilgi ve danışmanlık yapıp yaşına göre, çocuğun ayına göre uygun teknik ve taktikler vererek adapte olmalarını sağlamamız gerekiyor. Peki tamam, takar hale geldi, ne yapmak gerekiyor? Özellikle müdahalenin ilk yıllarında daha dinlemeyi çok iyi bilmeyen çocuklar için bu öneriler. Mümkün olduğunca çocuğun cihazına, implantına yakın olmamız gerekiyor. Arka plandaki gürültüyü en aza indirebilmek, sesi daha net, daha rahat duyabilmesini sağlamamız için. Eğitim ve terapi sırasında özellikle eğitimcinin çocuğun iyi işiten kulağına, çünkü bazen bir kulağında implant var, diğerinde cihaz var ya da hiç bir şey yok. Mutlaka implant olan kulağına yakın tarafa oturmalıyız. Sesi daha rahat, daha yakın alabilsin diye. Sesimizin normal hız ve tonda olması gerekiyor. Bağırdığımız zaman sesimizin bir takım özelliklerini bozuyoruz, distorte etmeye başlıyoruz. O yüzden işitme kayıplı çocuklarla bağırarak konuşmamamız gerekiyor. Onlarla gayet normal tonda, normal ses tonuyla, iniş çıkışlı melodik, aa burada ne varmış, gördün mü gibi melodik ses tonu her zaman için dikkat çekicidir. Ailelere odada bu örneği verdiğimde bile çocukları dönüp bakıyor. Bakın dedim, şu an bile dikkatini verdi. Demek ki evde siz de kullanırsanız dinleme dikkatini daha hızlı çekebiliriz. Arka plan gürültüsü azaltılmalı, azaltılmalı. Bu olmazsa olmazı terapilerde ve ailenin o ilk dinleme ortamında da. Evet, evde ne yapacak işte? İşte evde öncelikle gürültüyü azaltacak. Yeni cihaz takıldı, yeni implant takıldı. Gürültünün ne demek olduğunu aktarmamız gerekiyor. Bazen sadece televizyon sesi ya da bir oyuncağın sesi zannedebiliyorlar. Hep verdiğim örnektir. Şurada şu an bir sayfa çeviriyorum ve bu sayfayla beraber beni duymaya çalıştığınızda eminim sesim size çok da rahat gelmiyor. Bu sayfa sesi olmadığında şu an beni daha rahat duyuyorsunuz. Bir çocuk sınıfta dersi öğretmeni dinlerken yanındaki arkadaşının o sayfayı çevirmesi bile öğretmenini dinlemekten uzaklanıyor. O canlı video eğitimler, hani online eğitimler, Zoom'larda zaten teknolojik bir cihazdan geliyor. Bir de orada ses ortamında farklı sesler olması, evinde arka plandan sesler olması, hepsi dinlemeyi çok bozuyor. O yüzden dinlemelerinde arka plan gürültüyü azaltılması gerekiyor. Eğitimde de buna dikkat etmemiz gerekiyor. FM sistemleri varsa mutlaka eğitim ortamında kullanılması gerekiyor. Terapi ortamında, ortamınız sessizse ek bir gürültü engelleyici cihaza ihtiyacımız yok. Ancak farz edin dışarıda bir inşaat gürültüsü var ve uzunca aylarca sürecek. Mutlaka bir yaka mikrofonunun bireysel terapide kullanılması gerekiyor. Ya da aile alışverişe gidiyor, parka gidiyor. Arka plan gürültüsü çok fazla. Henüz dinleme dikkatini yönlendiremeyen bir çocuğun fırsatı kaçırmaması için bu tarz gürültü kesen sistemi de kullanması gerekiyor. Bakın daha bunlar sadece dinlemeyi kolaylaştırmak için yapmaya çalıştıklarımız. Bilateral iki kulakla dinleme çok önemli. Çocukların çift cihazı varsa ikisi de kulağında olması gerekiyor. İki taraf kaybı varsa, iki kulakta implant eğer uygulaması yapıldıysa iki implantın da kulağında olması gerekiyor ki gürültüde daha iyi duyabilsin. Arka planda uzaktan gelen konuşmaları ayırt edebilme, yüzünüzü görmeden yine arkada yapılan konuşmaları takip edebilme, ayırt edebilmesi için, müzikal bir takım sesleri anlayıp ayırt edebilmesi için çift taraflı dinleme bu anlamda çok önemli. Eğer kullanıyorsa ikisinin de kulağında olması gerekiyor. Bunu söylerken bazen ya diyorum ya herkes bunu düşünebilir diye, ama bir vaka geldi çok yakın. Yani çocuk 1,5 yıldır cihazı yok, özel eğitime de gidiyor. Ama özel eğitimde de kullanmıyor, evde de kullanmıyor. Ama cihazı var, iki cihazı var. O yüzden tekrar söylemeye ihtiyacım
hissediyorum. Cihazlar varsa kulaklarında olması gerekiyor. Aksi takdirde çocukların dil iletişim becerilerinin ilerlemesi çok da mümkün değil. Peki dinlemeyi belli bir rotaya koyduk. Evet, sınıftaysak yanında yakınında oturuyoruz. Aile arka plan gürültüyü azaltıyor. Cihazları kulağında, gerekiyorsa FM'imizi takıyoruz gürültüyü azaltmak için. Peki dersle ilgili, seans oturumla ilgili amaçları hangi alanlardan nasıl belirliyoruz? İşitsel sözel terapide mutlaka her seansta işitsel algı dinleme becerileri anlamında dil, konuşma, iletişim ve bilişsel gelişime yönelik amaç belirlememiz gerekiyor. İşitsel algıdan kastımız bizim burada dinleme. İşitsel hafıza sıralamayı da kapsıyor. İşitmenin, işitmeyi algılamanın basamakları dediğimiz sesi fark etme, ayırt etme, tanıma ve anlamlandırma dediğimiz basamakları da kapsıyor. İşitsel algı yönerge takibi, yönerge ayırt etmeyi de kapsıyor. Şarkı, melodi ayırt etmeyi de kapsıyor. Dinlemenin bütün boyutlarını. Gürültüde anlamayı da kapsıyor. Uzak mesafedeki konuşmaları anlama, ayırt etmeyi de. O yüzden çocuk terapi aldığı sürece işitsel algının basitten zora kendi bulunduğu performansa göre amaçlarının belirlenmesi gerekiyor. Dil, alıcı ve ifade edici dili kapsaması gerekiyor. Her iki boyuta yönelik hedeflerimizin olması gerekiyor. Konuşma dediğimiz konuşma sesi üretimi. Ben şu an konuşurken Türkçe'ye yönelik sesler üretiyorum. İşte bu seslerin üretimini ve bebeklik döneminde, çocukluk, erken çocuklukta işte ilk önce biliyorsunuz ağlar, uğlar, işte mp, b gibi seslerin üretimi, sonra bubble'damalar, işte vokalizasyon, diğer sesler, işte yansıma sesler, akabinden konuşma, artık kelime ve cümleye geçiyor. İşte bunlara yönelik burada amaç ve hedef belirliyoruz. Çocuğun bulunduğu duyma, dil yaşına bakarak, değerlendirerek çıkarması gerektiği yaşına uygun sesleri hedef olarak belirleyerek. İletişim aslında burada özellikle dilin pragmatik kullanımı ön planda. Ancak çok erken dönemden bebekleri takip ettiğimiz için söz öncesi dönemde bizim olmazsa olmaz o göz kontağı, sıra alma, ortak dikkat gibi iletişimin temel becerileriyle başlıyoruz. Ama akabinde artık sözel dile geçtiği andan itibaren de dil aşamasına artık dilin pragmatik boyutu, dilin sosyal ortamlarda kullanımına yönelik hedefleri seçiyoruz. Bilişsel gelişim. Dil, bilişsel de bir ana parçası var. Dili öğrenmek için bizim hafızamızı, kodlamamızı, çözümlememizi kullanmamız, öğrenme becerilerini kullanmamız gerekiyor. O yüzden de işitsel sözel terapide bilişselle de ilgili mutlaka alan alıyoruz. Hem hafıza anlamında, hem kavramlar anlamında yine çocuğun ayına, yaşına uygun bilişsel amaçlarımızı tercih ediyoruz. Davranış problemlerini biraz da yanlış da yazmışım ama problemeleri olmuş. Davranış problemini eğer işitme kayıplı çocukta herhangi bir sebepten davranış problemi gözlemliyorsak hedeflerimiz arasında davranış problemlerini düzeltme anlamında alabiliyoruz. Ancak bunu çok nadir görüyoruz çünkü işitme kayıplı çocukta ek bir sorun olmaması halinde ailenin şımartma diyebileceğimiz davranış sıkıntıları dışında çok iç, hani dürtüsel diyebileceğimiz davranış problemlerini çok da fazla görmüyoruz. O yüzden onu ayrı bir amaç olarak yazdım. Peki biz bu alanları neyle değerlendirerek bu amaçları belirliyoruz? Belki alanda en çok yaşanan sorun da burada açığa çıkıyor. Evet, bütün diğer aldığımız derslerde gördüğümüz gibi şu an genel bir slide koydum. Standart test araçları kullanabiliriz. Ölçüt bağımlı test araçları, doğal gözlemler, video kaydı, aile öğretmen görüşmeleri. Mümkün olduğunca bu alanları değerlendirmek için elimizde var olan aslında ve çocuğa uygun bütün değerlendirme araçlarını kullanmamız mümkün. Ne kadar doğal ortamdan gözlem ya da video kaydı alabilirsek o kadar en ideali, çünkü en doğal anını ve ortamını görüp değerlendirmek en istendik olanı. Fakat bu her durum ve ortam için geçerli olmayabiliyor. Benim hastane çalıştığım klinik ortamda bu çok mümkün değil. Ailelerden video kaydı istiyorum ama benim ortamda orada o gözlemi yapamayabiliyorum. O zaman standart araçları, bir takım ölçekleri, kontrol listelerini kullanmam gerekiyor. Bunları kullandığımızda, bu slide'ı şu amaçla koydum. 3 aylık bir çocuğa tanı koyduğumda, konulduğunda ve cihazla takibe başladığımızda henüz otizm tanısı konmamış olabilir. Ama bir bakıyoruz ki
çocuk 1-2 yaşı geçmeye başladığında otizmden şüphelenmeye, ek bir takım tanılar karşımıza gelebiliyor. Değerlendirmenin sürekliliği ve düzenliliği sadece dil, iletişim gibi beceriler açısından değil, genel gelişimini de çok iyi takipte tutmamız gerekiyor. Aksi takdirde bazı ek sorunları gözden kaçırma ihtimalimiz var. Çünkü 3 aylık, 6 aylık bir bebeğe müdahaleyle başlıyoruz. Peki işitsel algıda şu an alanda yaygın olarak odyoloji ve işitme kayıplı çocuklarla çalışan bizler ağırlıklı neleri kullanıyoruz böyle klinik ortamlarda hızlı ve çabuk yol alabilmek adına? Link sesleri dediğimiz, biraz önce resmini gördüğümüz Daniel Ling'in ortaya koyduğu bizim A, U, M, I, S, Ş seslerinden oluşan bir testimiz var. Bu sesler frekansa özgü seçilmiş sesler. Çocuğun aslında frekans taramasını yapıyoruz. ITMACE bir aile anketi. Aileden bilgi alma yoluyla Likert tipi bir ölçektir, rubriklidir. Ve aileden çocuğun işitme gelişimine, sese tepki, sesi ayırt etme, sesi tanımaya yönelik sorulardan oluşur. Little Ears aynı şekilde yine 35 sorudan oluşur. Aileden bilgi alırız. Çocuğun yine işitme ile ilgili sesi kullanma, anlama, tanıma becerisine yöneliktir. Ears test bataryası yine işitsel algının farklı boyutlarına ve farklı yaşa uygun alt testleri vardır. Diğer CHIAT da aynı şekilde. CAP testinde de daha kategorize etmeye, kliniklerde biraz daha hızlı olarak çocuğun bulunduğu seviyeyi belirlemek için kullandığımız bir kategori skalası diyebilirim. Dil testi olarak standart testleri kullanıyoruz. Çocuğun yaşına uygunluğuna göre TEDil olabilir, TIFAL de olabilir, TODil olabilir. Sertifikasını alarak mutlaka kullanmak gerekiyor. Okul öncesi dil ölçeği 0 yaştan başladığı için çok elverişli, ancak standartizasyonu tamamlanmadığı için çok tanı amaçlı kullanamıyoruz. Fakat eğitim rehabilitasyonlarda size yol gösterici olabilir. Hedef belirlemek için çok yol gösterici olur ama evet, tanı koymak, raporlandırmak, akademik bir çalışma yürütmek için o anlamda uygun değil. Konuşma sesinin gelişimini değerlendirme, bunu özellikle DKT uzmanları artık alana biliyorsunuz ki lisansların çeşitlenmesiyle dil konuşma terapistleri de dahil oldu. Artık ağırlıklı olarak onlar tarafından yapılıyor ama daha eski odologlardan işitme, konuşma bir arada olan yüksek lisanstan mezun olan arkadaşlarımız da yine konuşma değerlendirme araçlarını kullanabilirler. Burada bizim için önemli olan aslında fonolojik gelişimlerini çocukların görmek. Evet, artikülasyonu dil konuşma terapistlerinin desteğiyle, işbirliğiyle düzeltmek gerekiyor. Ama ses farkındalığı, sesleri ayırt etme, yani bal mı diyorum, bat mı diyorum, İşte az mı diyorum, at mı diyorum. Buradaki sesteki değişimin çocuğun fark etmesi fonolojik bir farkındalıktır. Bu tarz çalışmayı hem özel eğitim öğretmenleri hem odologlar, özel eğitim öğretmeni artık geniş bir kelime, işitme, hani eskiden zihin ayrıydı. Onların hepsi aslında fonolojik farkındalık açısından takip etmekte fayda var. İletişim becerilerinde ben en çok kullandığım TİGE, Türkçe İletişim Gelişim Envanteri. Farklı skalalar, farklı kontrol listeleri kullanmak mümkün. Küçük adımların da yine iletişim becerileriyle ilgili bölümleri, yine onlar da dille ilgili bölümleri kullanılabilir. Mümkün olduğunca bütün alanları değerlendirmeye yönelik araçları kullanmamız gerekiyor. Ek bir problemi var mı yok mu diye mutlaka süreçte de bir genel gelişim testi uyguluyoruz. Onlardan örneklerin isimlerini yazdım. Biz kliniğimizde Denver 2 ve Geçta ağırlıklı olarak uyguluyoruz. Diğerlerini çok rutinde uygulamıyoruz. Şimdi bu, tabii ki testleri uyguladık. Biraz önce saydım. Her alana yönelik neydi? İşitsel algı, dil, iletişim, bilişsel ve konuşmaydı. Bu her bir alana yönelik değerlendirmeleri yaptıktan sonra çocuğun o an bulunduğu seviyeyle ilgili amaç seçmemiz gerekiyor. İşitsel algı. Çok küçük bir çocuksa, daha yeni cihaz ve implant kullanmaya başladıysa henüz sesi fark etmiyordu. Buraya koyu olarak yazdım. Hedefimiz sesi fark eder. Nokta nokta dedim çünkü işte çocuğu değerlendirdiğimde hangi sesi fark eder bile onu yazmam lazım. Az önce belirttiğim link sesini, A sesini fark etme mi, kapı sesini fark etme mi? Çocuğun çünkü öncesinde bütün bu becerilerine bakmış olmam, eksik olan henüz yapamadığı bir sesi fark etme düzeyinden başlayabilirim. Ve genellikle
de kadın seslerinin işitilebilirliği, fark edilebilirliği daha kolay olduğu için onlarla da başlayabiliriz. Bir de işitme kayıplı çocukların kalın seslerdeki kalıntı işitmesi daha fazladır. Yani oraya biraz aşinadır. Aşina olduğu yerden de başlayabiliriz. Sesi fark etmeyle ilgili hedefimizi seçip yan tarafına da hangi etkinlik, hangi materyalle ben bu sesi kazandırmaya çalışacağım bunu not alabiliriz. Dille ilgili alıcı ifade edici dilden ikisinden de hedef seçmeliyiz. Burada örnek olması için adını ayırt etme, kimlerden? Aile bireylerinden. Bunu ayırt etmeyi dinleme alıcı dil anlamında. İfade edici dilde eğer çok küçük bir çocuksa daha çok vokalizasyon, taklit sesler, işte ham 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 ham, pış pış gibi sesleri de kullanabiliriz. İletişim becerisinde daha henüz yine çok erken bir küçük bebekse isteklerini bildirmek için sesini kullanma. Neden? Çünkü hep demiştik ya görsele çok odaklılar. Jest mimik kullanırlar, işaret ederler ama biz burada artık sesi kullanmasını istiyoruz. İletişimde ses, vokalizasyon herhangi bir ses çıkardığında isteğini yerine getirmek anlamında mutlaka sesi hedefleyebiliriz. Bilişsel gelişimde yine çocuğun ayına, yaşına uygun yaptığımız değerlendirme araçlarından yola çıkarak bu geçte olur, Denver olur, akte olur. Biz burada örnek olarak sıralarak CE oynama kapalı örtünün arkasından pek çok amaca da hizmet edebiliyor. Konuşma sesi yine en erken gelişen konuşma sesi olan p seslerini hedef olarak alıp bunu üretme. Ki bunu da yine hangi materyal, hangi oyun ve oyuncakla yapacağımızı mutlaka belirlememiz gerekiyor. Burada mesela küçük basit bir etkinlik planı olarak az önce bu belirlediklerimizi ne tür etkinliklerle nasıl sunabiliriz? Mesela sesi fark etmede A ve U'yu belirlediysek araba ve uçak oyunu oynayabilirim. Karşımda 6 aylık bir bebek de olabilir, 9 aylık bir bebek de olabilir. Küçük bir araba, küçük bir uçak benim için yeterli. Bunları oynarken A ve U sesini fark ettirmeyi kullanacağım. Ama bunu yaparken bir yandan aslında diğer hedeflerimi de gerçekleştirebilirim. Oyun içinde sıra almaya yer verebilirim. Oyuncağa erişmek istediğinde sesle vokalizasyon isteğini sesle belirtmesini bekleyebilirim. Ve bu oyunları oynarken içerisine seslerin olacağı bum derken hop gibi sesleri kullanarak aslında konuşma sesi üretimindeki hedeflerimi de bu etkinliğin içerisine koyarak bir etkinlikle farklı alandaki amaçlarımı gerçekleştirmek için kullanabilirim. Adını tanıma oyunu, çünkü alıcı dil açısından böyle bir amaç belirlemiştim. Bunu hem alıcı dili desteklemek için kullanırken, yine oyun içinde sıra alma, hem iletişimin ön planında olan ilk iletişim becerisini desteklerim. Yine içinde a gibi bir ses kullanarak sesi fark etme becerisini desteklerim. Yine adını tanıma oyunu içerisinde oyunda bir talepte bulunmak istediğinde vokalizasyonu bekleyerek yine isteğini sesle belirtmeyi yine burada kendi içerisinde bir alt amaç olarak uygulayabilirim. Burada vermek istediğim mesaj şu aslında. Yani bir etkinlik içerisinde farklı amaçlarımı bir arada sunabilmeliyim. Aileye de bunu kazandırmaya çalışıyoruz. Evet bir oyuncakla oyun oynuyoruz ama oynarken hedeflerim olmalı. Bu hedeflerim, seçili hedefleri o oyunun içine gömmeliyim. Ve bir oyunun içerisinde birden fazla alanı aslında destekleyebilmeliyim. Hani sadece alıp arabayı an diye sürmek değil, işte o arabayı sürerken aslında sıra alma, sıra bende, sıra sendeyi dahil etmek ama bunu çok amaçlı, bilinçli yapmak. Vokalizasyon, sıra bekleme, arabayı uzatıp, çekip, bekleyip, çünkü birazdan tekniklerde konuşacağız, o teknikleri kullanıp, orada ses üretmesini bekleme. Yoksa ailelere verdiğinizde sadece arabayla oynuyorlar. Bunların altını çizmediğimizde bu fırsatları kaçırıyorlar. Sizi çok iyi izleyip takip ederlerse bütün bunları aynen sizin yaptığınız gibi oldukça etkili ve verimli kullanabiliyorlar. O yüzden işitsel sözel terapide bütün alanlardan amacımızı belirliyoruz 5 alanda. 3 etkinlik, maksimum 4 etkinlik içerisinde de bütün bu amaçlarımızı tekrar tekrar çocukla oyun ve etkinlik içerisinde hedeflerimizi gerçekleştirmek için seansımızı yapıyoruz. Tüm bunları yaparken seans planlamasında çocuğun kronolojik yaşına dikkat ederek etkinlik seçiyoruz. Çünkü
4 yaşında da bir çocuk ilk kez implant olup sesi duymaya başlamış olabilir. Ama benim onunla oynayacağım oyun ve etkinlik o zaman farklı olmalı. 3 aylık bir bebeğin dikkat süresini bilmeli. 3 aylık bebeğe hangi materyallerle daha ilgi çekici oyun sunabilirim bunu bilmeliyim. Duyma ve dil yaşı yine bizim için çok çok önemli. Doğru performans belirlemediysek seçtiğimiz hedefler ve etkinlikler olduğu gibi neredeyse çöpe gidecek, işe yaramayacak. Çocukların dikkat sürelerini çok iyi gözlemlemiş olmalıyız. Gerekiyorsa bunu da değerlendirip anekdot ve kayıtlara almalıyız ki ona göre etkinlik geçişlerimizi ve süresini planlamalıyız. Oyun ve materyalde aileden bilgi alarak gözlemle ilgilerine göre materyalleri belirlemeli ama altını çizeyim. İşitsel sözel terapide Warren Estabrook da sürekli altını çizmiştir. Çocuğun dikkatini tutabilmek için cafcaflı çok oyuncağa ihtiyacınız yok. Mümkün olduğunca az sayıda oyuncak masanın üstünde olmalı. İhtiyaç oldukça ortaya gelmeli, işi biten kalkmalı. Ve basit oyuncaklar olmalı ki sizin hedefleriniz üzerinde konuşma devam edebilsin. Aksi takdirde kocaman bir sürü unsur olan bir oyuncak ev falan getirdiğinizde siz bir tarafına bakarken o bir başka tarafına gidiyor ve ortak dikkat ve etkileşim oluşmuyor. Ve konular dağılıyor, ortada bir karmaşa çıkıyor ve bütün o fırsatlar maalesef boşa gidiyor. Çabalar da boşa gidiyor. O yüzden bunlar çok kıymetli. Warren'ın hep kullandıkları küçük küçük basit işte böyle plastik hayvancıklar, küçük plastik ne bileyim uçak, araba, hiç öyle büyük cafcaflı tamir aletleri, setler falan böyle kulübeler bilmem ne. Hani var ya şu an köşeler var çocuklara, onlar değil, hep minik şeyler ki bizler de onları uyguladık, uyguluyoruz, hakikaten de çok işe yarıyor. Ek problemlerin gözden kaçmaması gerekiyor çünkü ek problem olduğunda işitsel sözel terapide uyarlamaya gidilmezse işitsel sözel terapi tek başına ek problem olan çocuklara yeterli gelmez. Çünkü diğer uyaranların devreye girmesi, görsel uyaranların devreye girmesi, başka yöntem ve tekniklerin devreye girmesi gerekiyor. Peki oturum akış planımız ne şekilde olmalı? Yine örnek bir akış planını burada koymaya çalıştım. Öncelikle bir giriş kısmımız var. Ön hazırlık diyebilirsiniz. Haftayı gözden geçirme diyebilirsiniz ama önce bir giriş kısmımız var. Bu giriş kısmımızda özellikle İlk seans değil, artık ikinci, üçüncü seansları yapıyorsak, çünkü bir seansın sonunda ödev veriyoruz ve önce geçen hafta ne yaptınız, evde neler oldu, verdiğimiz programla ilgili evde hangi uygulamaları yaptınız, çocuğunuzda neler gözlemlediğiniz, yeni değişimler var mı? Mutlaka bir bununla başlıyoruz ve artık siz o gün seansta neyi konuşacaksınız, hedefleriniz neler, bunu aileyle paylaşıyoruz. Çünkü aile eğitimde aktif olacak. Bilmeli ki o da katılabilmeli oyuna, etkinliğe. Hedeflerinizi bilmeli, o da dahil olabilmeli. Akabinde etkinlikleri sunma, uygulama safhası diyebiliriz buraya. Artık o planladığımız 5 alanla ilgili belirlediğimiz 3-4 etkinliğimizi sunma kısmına geliyoruz. Bu etkinlikleri sunarken iletişim stratejilerini kullanıyoruz ki onları birazdan açarak anlatacağım. Ve burada unutulmaması gereken, etkinlikleri planlarken mutlaka cebimizde A, B, C planlarımız olması gerekiyor. Bunu bütün biliyorsunuz engel gruplarında da aynıdır. Her şey istediğiniz gibi gitmez. Ne koyarsanız koyun o gün ilgilenmez. Bir bakarsınız düğmesiyle ilgileniyordur. O gün düğmeyle ilgili ya da üstündeki başındakiyle ilgili bir konudan gitmeniz gerekebilir. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Akışın daha sonraki aşaması aslında sürecin etkinlikler kısmında değerlendirme. Etkinliği sunarken, aileyi gözlemlerken çocuğu bir yandan gözlemleyip hangi sesleri çıkarıyor, hangi kelimeleri üretiyor, hangi soruyu alıyor, o aslında 5 hedefle ilgili hangi becerileri hangi düzeyde yapabiliyor, bir yandan gözlemlememiz gerekiyor. Çünkü işitsel sözel terapide bir verilen bizlere mantık olarak yapmamız bizden beklenen sürecin kendisi de bir değerlendirme, o terapinin içerisinde. Çünkü dil ve iletişim çok hareketli, canlı bir organizma gibi. Çocuk hemen anında bir şeyi öğrenip uygulayabilir ya da bir hafta evde de öğrenmiş gelmiş ve o gün size sergileyebilir. Biz halbuki bir ay önce almıştık performansını ama 2 hafta içerisinde değişebilir, yeni şeyler eklenebilir. Bizim yeni önerilerle çocuğun ilerlemesine katkı sağlamamız gerekebilir. Seansın bu etkinlikleri uyguladık, gözlemlerimiz yaparak gözlemsel değerlendirmelerimizi de yaptık.
Ve artık son kısmında aileye rehberlik yapıyoruz. Eve öneriler sunuyoruz. Burada da seans içerisinde gözlemledik. Aile neleri doğru ve güzel yapabildiyse mutlaka dönüt veriyoruz. Bunları çok iyi yaptınız. Şu teknikleri çok iyi uyguladınız. Şunlara da şöyle şöyle dikkat ederseniz daha iyi olacak şeklinde dönütler veriyoruz. Ve artı o günkü hedeflerimizle ilgili eve öneriler. Bu önerileri de ilk seanslarda rehberli olarak biz yoğun olarak aileye fırsat, nasıl diyeyim, altyapıyı biz sunuyoruz. Giderek rehberliğimizi azaltıp kendisinin bağımsız artık evde yapacaklarını planlamasını istiyoruz. Örnek verdiğimde daha iyi anlaşılacak. Seansta işte arabalarla oynadık, uçakla oynadık, işte CE oyunu oynadık. Hani bir de şarkı öğrettik diyelim, Ceviz Adam şarkısını. Şimdi aileye diyoruz ki burada CE oynadık, siz evde bunu nasıl uygulayabilirsiniz, ne zamanlar yapabilirsiniz? Eğer bir materyal gerektiren bir uygulamaysa hangi materyalle yapabilirsiniz? Öncelikle bol bol aileye sorularla biz cevabı kendisini bulmasını sağlıyoruz. Bu rehberlik kısmında seanslar ilerledikçe azaltıp artık bugünkü yaptıklarımızda bakalım siz bu hafta neleri yapmayı planlarsınız deyip genel bir soruyla artık kendisinin işte araba, evde o küçük oyuncak arabası var onunla oynarım. Uçak, kağıttan bir uçak yapabilirim. Aileler aynen bu kıvama geliyor. İşte bu şarkıyı şu gün şu saatte şu şekilde söylerim. Akşam yatmadan çok seviyor. Bir de onunla ilgili kitabımız var evde, bir de onunla da bakarım. Aile artık kendisi bu tarz etkinlikleri nasıl planlayabileceği, hedefleri hangi günlük hayatının neresine uygulayabileceğini kendisi söyler hale gelmesi bizim ana hedefimiz. Warren Stabur'un söylediği şu şeyi çok seviyorum. Bizim asıl hedefimiz çocuk gibi gözükse de aslında terapide ana hedefimiz aile. Ona birinci bakım veren kişiler. Onların dil ve etkileşimini ilerletirsek çocuk zaten değişecek. O yüzden ailedeki hedeflerimiz çok daha önemli. Ailenin bu teknikleri kullanımı çok daha önemli. Ve o bu mantığı kapması ve hayatın içerisine yedirmesi o anlamda çok önemli. Tekniklere gelelim. Tamam. Amaçları belirledik. Etkinliklerimiz var. Evet, seansa da geçtik, sunumlarımızı yapacağız, etkinlikleri. Etkinlikler sırasında işitsel sözel terapi teknikleri. Ama evet, buna sadece işitsel sözel terapi tekniği demek çok da doğru değil. Dili arttıran, iletişimi arttıran stratejiler demek çok daha doğru. Çünkü şu an çünkü 30-35 tane teknik var. Bugün birazını size tanıtmaya çalışacağım. Pek çoğunu zaten alanda aslında dille ilgili eğitimlerde, seminerlerde, çalıştaylarda duyup bildiğiniz ve hatta eğitimlerinizde de kullandığınız stratejiler diyebiliriz. Sadece bazıları çok spesifik dinleme ve işitmeye özgü. Mesela çocuğun dikkatini dinlemeye yöneltmek. Özellikle burada yapmaya çalıştığımız şey, İlk yine cihaz ve implant takılan çocuklarda henüz kendiliğinden sesi dinleme ve dikkatini yöneltmeyi kazanmamışsa çocukta bir ses olduğunda duydun mu bak bir ses var dinle şeklinde kulağımızı göstermek, onun kulağına dokunmak. Yine herhangi bir ses geldiğinde bir şaşırmayla beraber kulağa göstermek. Ne zamana kadar? Böyle bir ses geldiğinde çocuk da hemen artık kulağını gösteriyor ve etrafta ya da bakınıp aranıyorsa artık bu tekniğin aslında çok da kullanılmasına gerek kalmıyor. Teknikler çocuğun o beceriyi kazanana kadar devam ediyor. Ettikten sonra geri çekiyoruz, sürekli devam etmiyoruz. Bu teknik de aynen öylesi bir teknik çünkü dinlemeye çocuk kendiliğinden bakmaya başlayıp ses geldi demeye başladıysa kulağını göstermesi ilk dönemde odologlu olarak bizlerin çok da işine yarıyor çünkü İşitme testlerinde de çok elverişli hale geliyor. Ses geldiğinde, odolog bir ses verdiğinde de kulağını gösteriyor çocuk. Cihaz ayarları çok kolay yapılıyor. O anlamda da güzel. Aile de duyup duymadığından emin oluyor. Hatta bir süre sonra pilinin bitip bitmediğini de haber veriyor. O anlamda da kulağını gösteriyor. Falan yapıyor henüz sözlü dile geçmediyse. Bu anlamda da dikkatini dinlemeye çekmek anlamında. Dinle, bir ses yoksa bile dinle diye başlıyoruz. Herhangi bir oyuncak getireceğiz. Dinle, dinle diyoruz. Sonra getiriyoruz. Dinle deyip sonra getiriyoruz. Artık bir ses duyduğunda kendiliğinden bakıyorsa dinle diye kulak göstermemize de gerek
kalmıyor. Zaten ses duyduğunda kendisi artık o tarafa doğru yönelip dinlemeye başlıyor. Sesi uyaran verip sonra objeyi göstermek, bu da yine biraz işitme kaybı ve işitme engelli çocuklara yönelik bir teknik. Bunun da çıkışı şu şekilde ifade ediliyor. Çocuklar işitme duyusu olmadan dünyaya geldiklerini, her şeyi gözle algıladıkları için önüne herhangi bir nesne getirdiğinizde önce sadece görerek, bakarak odaklanıyor. Burada siz bir şeyler anlatsanız bile onun hedefi sadece görmek, bakmak ve dokunmaya odaklanıyor. Yine özellikle yeni dinleme dönemindeki çocuklar için uyguluyoruz bunu. Yeni cihaz takılmış, implant takılmış, önce dinle diyoruz, ilk stratejiyi kullanıyoruz. Sonra ben sana kumandayı getireceğim, benim elimde kumanda var. Çocuk mecburen benim sesime maruz kalıyor. Ortamda nesne yok. Kumanda, kumanda bir şey söyle. Aa, kumanda nerede? Kumandam yok. Kumanda burada. Bir dakika, ne bileyim, 60 saniye, 30 saniye kumandayla ilgili bir şeyler duyuyor, kumandayı görüyor. Başka bir etkinlikte yine aynı şekilde dinliyor ve görüyor. Dinliyor, görüyor. Çok kısa süre sonra kumandanın bu olduğunu anlıyor ve ben kumanda dediğimde direkt alıp geliyor. Aslında normal gelişim gösteren bebekler de böyle öğreniyor. Hiçbir annesi ona kumanda kumanda diye öğretmiyor. Ama annesi yanına gidip, aa, acıktın mı, sana bir biberonla mama getireyim. Biberonunu görüyor. Dur, biberonu biraz soğusun, getireceğim. Biberonu duyuyor, biberon geliyor. Biberon duyuyor, biberon geliyor. Bir süre sonra biberonun nerede deyince biberona bakıyor. Çünkü duydu, gördü, öğrendi. Duydu, gördü, öğrendi. Bu tekniğin çıkış noktası da bu aslında. Normal gelişim gösteren bebeklerden yola çıkarak ve dinlemeyi ön plana almak için. Eğer oyuncağın kendi sesi varsa o sesi kullanıyoruz. Önce o sesi dinletiyoruz. Yanımda ses çıkaran bir şey var mı diyeceğim. Şunu kullanayım. Duydun mu? Yine hemen ses ve dinleme tekniğini de kullanıyoruz. Ses var. Bu kutunun sesi. Elimde bu kutu olduğu için oyuncak varsa oyuncağı gösteriyoruz. Dinliyor, oyuncağı görüyor. Dinleyi oyuncağı görüyor. Sonra tesadüfen odanın bir yerinde oyuncağın sesini açtığınızda direkt oyuncağın yanına gidiyor. Çünkü dinleyip gördüğü için. O yüzden hani bu da yine işitme kayıplı olan çocuklarda kullandığımız tekniklerden ne zamana kadar? Artık kendiliğinden çevresel tesadüfi kazalarla da bir takım kelimeleri, ifadeleri, sesleri takip edip öğrenmeye başladığında artık önce sesiymiş, önce nesneymiş hiç dikkat etmiyoruz. Normal çocukta nasıl iletişim ortamına getiriyorsak o şekilde, ama başlangıçta bunu çok yapıyoruz. Oyuncaklarını getirmeden adını söylüyoruz, öyle getiriyoruz. Kitap getireceksek, şimdi bir kitabım gelecek, kitaba bakalım, kitabın adını söylüyoruz. Aa, ördekli kitaba bakalım bugün, sonra ördekli kitap. Bu becerileri edindiğini gördüğümüzde artık söyleyerek getiriyoruz. Önce ses diye beklemiyoruz. Melodik ses tonu kullanma, işitme kayıplı çocuk ve aileleri tanı alındığını öğrendiğinde konuşma şekillerini de değiştiriyorlar arkadaş çoğunlukla. Eğer ilk çocuklarıysa, daha önce işitme kayıplı çocuk deneyimleri yoksa ya da işiten bir çocuk yetiştirmedilerse, çünkü işiten bir bebek çocuk yetiştiren anne ikinci çocuğunda yine sözden dili kullanıyor. Ama ilk çocuğu ve işitme kayıplıysa, işitmiyor sizi dediğimizde bir bakıyoruz çok fazla ses kullanmıyor, sesini melodik kullanmıyor, heceleyerek böyle ba ba bak ba ba demeler başlıyor ya da monoton konuşuyor. Bak burada ördek var, ördek suda yüzüyor şeklinde böyle çok didaktik bir konuşmaya geçebiliyorlar. O yüzden ailelere model olmak, işitme kayıplı çocuklarda melodik ses tonu şu açıdan da çok önemli. Dikkati çekmek bir yana, işitme kayıplı çocukların patern algısı, sesin farklı o melodik algısını ilk dönemden itibaren dinleyip kaydederse farklı tonlamalarla konuşabiliyorlar. Ve yine melodik sesleri duyarlarsa vurguda değişen anlamı öğrenebiliyorlar. Aksi takdirde hem kendileri seslerinde kullanmıyorlar, hem de vurguyla değişen anlam ya da soru ifadelerimizi anlamıyorlar. O yüzden ilk günden itibaren melodik ses tonuyla çocuklarla konuşmak, gerektiğinde fısıltıya inmek, gerektiğinde normal, gerektiğinde iniş çıkışlı tonu kullanmamız gerekiyor. Sırayla konuşmak,
Evet, hepimiz için önemli. Çünkü bizler de sıra alarak konuşuyoruz. Ama işitme kayıplı çocuklar için gürültü açısından da önemli. Yeni cihaz implant takılan çocuğun sesi doğru alıp işlemleyebilmesi, o konuşma elmadaki E, L, M, A'yı aynı sıra netlikte işlemleyebilmesi için bunu sessiz ortamda duyması gerekiyor. Anne baba aynı anda konuşursa, bir yandan oyuncağın sesi varken bir yandan konuşma sesini duyuyorsa, işte o sesin arasında gelen konuşma çocuk için o E, L, M, A'nın netliğinin kaybolması, yanlış işlemlenmesi ve kodlanması, sonra elmayı söylerken bozuk söyleme ya da sizin elma dediğinizde elma dediğinizi anlamamasına yol açıyor. O yüzden de çocuklarda sırayla konuşma hem sıra almayı öğrenmesi için önemli, ilk dönemde özellikle, hem de dinlerken sesi temiz ve net duyup işlemleyebilmesi açısından önemli. Çocuk konuşuyorsa biz susuyoruz, oyuncağın sesi varsa susuyoruz. Oyuncağın sesi bittikten sonra sözel ifadelerimizi kullanıyoruz. Biz konuşuyorsak da çocuğun bizi dinlemesini istiyoruz. Bunun için de aile de yanımda olduğu için model kullanıyorum. Anneyle etkileşim sırasında sırayla konuşmaya dikkat ediyoruz. Eve de bu öneriyi veriyoruz. Evde de aile bireylerinin sırayla konuşmasını istiyoruz. Duraklamak. Aslında ben hiperaktivitesi olan çocuklarda da çok işe yaradığını düşünüyorum. Çünkü dikkat dağınıklığı, hareketliliği olan çocuklarda biz ne kadar hızlı hızlı konuşursak, arka arkaya yönerge verirsek onların da algılayıp işlemlemesi inanın daha karmaşık hale geldiğini düşünüyorum. İşitme kayıplı çocuklarda da sesi alıp işlemlemek, bir ne söylendiğini anlamak için aralarda cümle sonlarında, vurguların sonunda bir küçük es vermek çok önemli. Yine işitme kayıplı çocuk ailelerine kitap bakın, anlatın, her şeyi konuşun yönergesi çok veriliyor ve aile şunu yapıyor. Bak gördün mü burada neler var? Aa işte ördek var, ördek de suda yüzüyor. Burada da ağaç var. Ağacın üstünde kuşlar var, kuşlar cik cik diye ötüyor. Ay bak gördün mü burada da elmalar var. Orada da işte kedi ağaçtan atlamış işte eve doğru gidiyor. Diyorsunuz. Çocuğun bu kadar kelime ve cümleyi takip etmesi, anlaması, işlemlemesi mümkün değil. Lütfen diyoruz aralara duraklayın. Aa gördün mü? Küçük esler. Normal iletişimde aksatmadan. Burada ne varmış? Ağaçtı gördün mü? Bak kuşlar var. Küçük esler. Bunu ailelerden video aldığımızda çok net görüyoruz. Ben sıklıkla yeni başlayan ailelerden video istiyorum. İlk gelen videolarda aileler bir kargaşa halinde, kitapta sürekli bir şey anlatıyor, oyunda sürekli bir şey anlatıyor. Çocuk da bunu dinleyip takip etmesi de mümkün değil. O yüzden duraklamanın kullanılması gerekiyor. Beklemek, fırsat vermek özellikle soruda çok çok önemli. Soru sorduğumuzda ki bunu diğer yaklaşımlar da çok kullanıyor. Çünkü aileler şunu yapıyor. Adın ne? Ayşe. Daha çocuğa cevap verme fırsatı gelmeden cevabı da söylüyor. Aa bak burada ne var? Kedi. Kedi var gördün mü? Hani ne var dedi ama çocuk belki gık diyecek ya da miyav diyecek demeye fırsatı yok. O yüzden mutlaka soru sorduğumuzda sorup aa burada ne var? Bir bakışla, bir duruşla, küçük bir jestle bir bekleme ya da şöyle bir yana doğru eğilmeyle bekleme. Hani bir cevap bekliyorum. Tepkisi verip içinizden 5'e kadar sayın diyoruz ailelere. Tepki gelmiyorsa ya kendiniz cevap verin ya da bir modele sorup cevabı alıp artık devam edin şeklinde. Doğal konuşarak model olma. Yine işitme kayıplı çocukların ailesinde az önce de söylediğim maalesef çok fazla dil yapılarını bozuyorlar. Basit dili kullanacağız diye hep şunu yapıyorlar. Bak işte kalem, kalem, bak bu kalem. Doğal olmayan bir dile geçiyor. Hep bir şey öğretmek amacıyla bak kapı, kapıyı tut tut, kapı, kapıyı tut tut. Anlam ve bağlamdan kopup bir şey öğretmek amaçlı tekrarlı söylemlere giriyorlar. Bunun anlamda da eğitim seanslarında model olmamız, doğal dili kullanmaları, gerektiğinde seslenme, gerektiğinde evet, aa tut, sıkıca tut. Tut ama bakın sıkıca, o sıkıcadaki ca aslında farklı bir yapı ek. Aile bunu kullanmaktansa tut, tut. Tut demeyi tercih edebiliyor ve sadece gösteriyor hani sıkıcayı söylemek yerine. Bunun için bu tarz modeller olmamız gerekiyor.
tekniklerden çok fazla teknik var. Eğer soru gelirse diğerlerine de girebiliriz. Dediğim gibi 30-35 tane tekniğimiz var. Genişletmeyi hemen hepiniz bildiği için buraya koymadım. Çünkü evet, yanlış söylediği bir ifade varsa bunu düzeltme, eksik bıraktığı cümleleri tamamlama. Ben en çok sevdiğim tekniklerden ailelere öğretmek, teknik mi denmeli bilmiyorum ama eğlenceli olma. Ailelerin görev gibi etkinlikleri yapmaması, oyuna oyunun içinde dahil olması. Çünkü çocukların eğlenerek öğrendiğinin altının çizilmesi gerekiyor. Bu anlamda çok çok kıymetli. Yaşı biraz büyüyen çocuklarda sorduğumuz soruyu anlayıp anlamadığından emin olmak için ben ne sordum? Bir sorumu tekrar eder misin? Üst dil düzeyine geçen çocuklar için önemli. Çünkü kaçırdığı kelime ya da ses var mı, bunu da kontrol edebiliyoruz. Çocuğun yaşı ve dili arttıkça farklı teknikleri kullanmak mümkün. Akustik vurguyu eklemişim. Akustik vurguyu çok sevdiğim tekniklerden. Ailelerin çok zorlandığı bir teknik. İşitme kayıplı çocuklar için önemli olduğu kadar takı ve ekleri yuvarlayan diğer engel grubu, diğer konuşma sorunu yaşayan çocuklar için de kullanılabilir. Dikkat çekici de bir teknik. Çocuğun eksik bıraktığı bir sesi, bir takı ya da heceyi de kullanabiliriz. Hedef bir kelime, hedef bir cümle içinde kullanabiliriz akustik vurguyu. Hedefi vurgulu söyleme. İşitme kayıplı çocuklar iyilik eki olan geldim yaptımı çok genelde eksiltirler. Bunu mesela yapmak için yaptım, geldim, bir tık o sesini vurgulu söyleme. Bunu hem bir tık uzatabilirsiniz, biraz da gür söyleyebilirsiniz. Ne zamana kadar? Çocuk geldim, yaptım demeye başladıysa ben de geldim, yaptım, yedim, içtim, normal tona iniyorum. Ama onu düzeltene kadar bir tık yukarıda söylüyorum. Ya da D, da gibi ekler, tı, ti gibi ekler olabilir. Nın, nin, nın sesi biraz işitsel olarak duyulabilirliği, ayırt edilebilirliği, işitme kayıplı çocuklar için zordur. İyelik, pardon, tamlamalarda kullanıyoruz, isim tamlamalarda. Kapının kolu derken, kedinin kuyruğu derken. Buralarda çok zorlandıklarını akustik vurguyla kedinin deyip onu bir vurgulu fark ettirip kendisi de kedinin demeye başlayınca kedinin kuyruğu normal tona iniyoruz. Kelime içinde kullanabiliriz. Ekmek kelimesini öğreteceğiz. Ben bugün kahvaltıda yumurta, ekmek, çay, nanını, işte reçel sıralayabilirsiniz. Ekmeği bir tık vurgulu söyleyebilirsiniz ve bunu etkinlik boyunca devam ettirdiğinizde çocuk ekmek kelimesine hem işitsel fark ediyor gür geldiği için, hem daha iyi duyabiliyor, daha net duyabiliyor. O yüzden de daha hızlı öğrenmesine de olanak tanımış oluyoruz. Çocuklarla etkinlik oluşturmak için genç öğretmen arkadaşlarımız varsa şu an öğrenci arkadaşlarımız aramızda farklı etkinlik, yani çocuk gelişimine yönelik etkinlik kitaplarını, oyun kitaplarını takip etmek gerekiyor. Hani bazen çünkü bize şu geliyor, ya ben yeni oyun bulamıyorum, yeni etkinlik üretemiyorum. Özellikle küçük bebek ve çocuklarla ne yapmalıyım denildiğinde farklı etkinlik kitapları, özellikle kreş, anaokulu çocukları için, bebekler için, doğal gelişim gösteren çocuklar için hazırlanmış kitaplardan örnekleri bakarak, okuyarak kendinizi bebek ve çocuk etkinlikleri konusunda geliştirebilirsiniz. Ya da normal çocuk bebekleri gözlemleyebilirsiniz. Şu an pandemi, maalesef kreşlere bir yerlere gidip gözlem yapmak, parkta bile çocuk bulmak çok zor ama etrafınızda bulabildiğiniz fırsatları değerlendirebilirsiniz. Çocuk şarkı ve tekerlemeleri konusunda kendimizi çok geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü konuya ve bağlama uygun şarkı ve tekerleme kullanmak gerekiyor. O gün eğer yiyeceklerden konuştuysak yiyeceklerle ilgili bir şarkı ya da tekerleme. O günkü hedefimiz mevsimlerse mevsimlerle ilgili şarkı tekerleme ya da saymaca olması. Seçeceğimiz kitabın yine bunu destekleyici olması çok çok önemli. Çünkü çocuklar işitsel sözel terapide de rutin içerisinde tekrar tekrar duyduğunda ve anlam bağlam içinde duyduğunda bunları doğal dil olarak geliştirebiliyorlar. Tek tek kartları göstererek bu işte elma, bu işte armut diye öğretmek değil, kitapta elmayı armutu konuşması, şarkıda duyması, günlük hayatta evin içinde elmayı armutu yerken, soyarken, doğrarken, alırken konuşması, işte o zaman doğal dil. Çocuklara kitap seçerken de etkinliklerde çocuğun ayına, yaşına uygun olması çok çok önemli ama yaş derken şunu da atlamamamız gerekiyor.
4 yaşında yeni implant olmuş bir çocuğa ben yavru köpek gibi bir kitap serisiyle başlayamam. Onda yine hareketli park dediğimiz iş bankası yayınlarının az resimli, az detayı olan basit cümle kurmaya elverişli bir kitabı serisiyle başlamam lazım. O yüzden çocukların hem dil yaşına hem kronolojik yaşına dikkat ederek kitap seçmemiz gerekiyor. Kitaplara da bakarken stratejileri yine uygulamamız gerekiyor. Ve ailelere her yerin bir eğitim ortamı olduğu, yine şu soru geliyor. Tamam, bu terapiyi aldık, ne kadar süre uygulayacağız? Bunun süresi ve saati yok. Hayatın içinde olması gerekiyor. Bu resimde gördüğünüz anne bana ilginç bir deneyim yaşatmıştı. Hocam biz bugün ne sesi dinledik biliyor musunuz diye geldi. Ben çünkü bir sürü ses çeşitliliği önermiştim. Hiç benim de aklıma gelmiyordu. Sokakta gezerken şunu fark ettim. Logaranın oradan su sesi geliyordu. Logar kapağına eğildik, onu dinledik. Çok yağmur yağmış ve bayağı bir su akıyormuş ya da bir yerden geliyor bilmiyorum. Logardan ses dinledik dedi. Gelmek istediğim nokta şu, hayatın her yerindeki fırsatı eğer ailelere kullanmayı öğrenirsek onlar o çeşitliliği, zenginliğe ulaşıyorlar. Onlar bize yeni örneklerle gelebiliyorlar. Annesi her gün markete gidiyordu, bir şey alacağı için değil. Oradaki market çalışanlarıyla hoş sohbet, arkadaş olmuştu. Her gün düzenli olarak markete gidiyor, reyonlarda o haftanın hedefi olan nesneleri, yiyecekleri konuşuyor. Her defasında kasaya gidiyor, parayı verme olayını gerçekleştiriyorlar. Hani alışverişteki kelimeleri öğrenmesi için. Yine alışverişe giderken marketin yolundaki veterinerin oraya uğrayıp, veteriner ve bir pet shop varmış. Oradaki hayvanları tek tek hepsini konuşup sevip, bunlar günlük rutinleriydi. Her gün düzenli çıkıyordu. Ama anne her gün akşam şunu söylerdi. Bazen yumurta kırıp yiyoruz eşimle. Bazen kuru ekmekle peynir. Ne yapalım, yemek yapmaya fırsatım kalmayabiliyor diyordu. Ama bunun sonunda şu an bu çocukların geldiği seviye yine yaşıtlarından önde, doğal ve akıcı bir dil şeklinde. Uzaktan eğitimle 6 yaşında uzak okuma yazmayı öğrendi. Özel eğitim ve aile desteğiyle şu an daha birinci sınıfa başlamadı. Dil gelişimde yaşıtlarından 1-1,5 yıl kadar önde gidiyor. İlk 3 ya da 4 yaşına kadar 2000 kitap bakmışlardı anne ve çocuk. Yani aile beraber 2000 çocuk kitabı. Bu çok iyi bir sayı. Bunu ve şu an her gece en az 2-3 kitap bakmadan uykuya geçmiyorlar. Erken çocuklukta peki işitsel sözel terapiyi de uygulasak etkileyen faktör çok mu? Çok. Tanısı, cihazı, ayarı hepsi, ama en büyük faktör aile, aile, aile. Aileyi işitsel sözel terapi gibi aile merkezli bir yaklaşımla merkeze alıp onun etkileşim, iletişim becerilerini arttırırsak, fırsat kullanma, günlük hayatı hayatın içine koyma becerisini arttırırsak aslında sorunları aşıyoruz. Kendi tezimde, Rüya Hocam'la beraber yürütmüş olduğum doktora tezimde, sosyal geçerlilikte ailelerin verdiği cevap benim tahminimden öteye geçmişti. O teknik dediğiniz şeyler ne de çok işe yarıyormuş. Meğer çocuğum ne çok şey öğrendi. Bir aile vardı, boyama yapmakta, bir sürü şey yapmakta çok zorlanıyordu. Ve demişti ki sizin bir bant ve bir makasla ne kadar çok konuşma üretebildiğinizi gördüm ben bu sizin yanınızda seanslara girerek. Ve çocuğumla çok basit materyallerle ne kadar çok şey konuşabileceğimi öğrendim demişti. Ve ne kadar çok şey evde konuşacak konu varmış, bunu fark ettim demişti. Arabada bile giderken çok şey öğretebiliyorum demişti. Ve bu aileler bizim bu tezimiz dışında başka yöntemlerle eğitim alan ailelerdi. Rehabilitasyona daha öncesinde giden ailelerdi ama işitsel sözel terapi almıyorlardı. O yüzden bu terapinin ailelerin teknikleri uygulamasının gelişimi açısından bir de hakikaten terapinin onların bakış açısından da sosyal anlamda da ne kadar geçerli olduğunu gösteriyor. Ben burada toparlıyorum. Hedefleri aklımızda, aktiviteyi cebimizde, eğlenceyi kalbimizde tuttuğumuz sürece hangi kanıt temelli uygulamayı uygularsak uygulayalım, eminim çocuklarımız için hepsi faydalı olacaktır. Teşekkür ediyorum, süreyi fazlaca aştım. Eğer sorular varsa onlara yanıt vermeye çalışacağım. Paylaşımı durdurayım.
sizleri chat kısmını açtım. Değerli katılımcılar chatten yazabilirler. Çok sağ olun. Katılımcılarımız chatten İrem Hocam'ın söylediği gibi yazabilirler. Oradan eğer varsa soru. Soruları alabiliriz. Teşekkür eden arkadaşlarımız var hocam. Çok faydalıydı diyen arkadaşlarımız var. Yine teşekkür eden arkadaşlarımız var. Sunumun son yarım saatinde benim kızım da geldi dinledi. Şimdi o da elini kağıt kalem aldı. Engelli çocuklara iletişim becerileri öğretebileceğini iddia ediyor hocam. Ben de. Çok sevdiğim bir sunum oldu. İnanılmaz güzel faydalı bir sunum olduğunu yorumlara söyleyen arkadaşlar var. Arkadaşlar sorularınız varsa değerli katılımcılarımızdan soru almak. Gerçi çok ayrıntılı bunları da. Bunlar esas bizim zevkimiz bunlar. Evet hocam değil mi? çok güzeldi her zamanki gibi. Beyza Nur Yıldız'dan böyle bir yorum var. Hoş. Çok güzeldi her zamanki gibi. Eğitimlerinizi ilgiyle takip ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İşitsel rehabilitasyon kursu açsanız gelmek isterim demiş. İnşallah. O da hedef ve planlarım arasında ama şimdi tamamlamam gereken çok başka acil şeyler var. Onları bitirdikten sonra inşallah. Şadan Bey'den yine teşekkür mesajı geldi. Hocam standart testlerde çocuğun işitme yaşını mı, kronolojik yaşını mı kullanmalıyız? Bunu sormak istiyorum. Örneğin TİGE'de nasıl yapalım diye sormuş mu Berra Demir? Şimdi genel standart testler olarak önce bir şöyle söyleyeyim. Standart testlerde evet çocuğun kronolojik yaşını mutlaka zaten testin formunda mutlaka bir yere yazıyoruz. Olması da gerekir. Ancak standart testlere geçmeden önce benim önerim önce ön bir genel bir gözlem diyebilirsiniz, kaba değerlendirme diyebilirsiniz, aileden görüşmeyle bilgi alarak diyebilirsiniz. Çocuğun genel bir düzeyi hakkında bilgi sahibi olmakta fayda var. Çünkü az önce söylediğim gibi 4 yaşındaki bir çocuğa yeni implant takıldıysa, daha öncesinde hiç sese erişimi yoksa, aileye de sorduğunuzda kullandığı kelimeler 1-2 çok fazla değilse, 4 yaş düzeyinden başlayamayız. Çocuğun bulunduğu 1-2 tane kelime varsa 9-10 ay, 11 ay dönemine kadar inmek gerekir. Oradan başlayarak kullanmak gerekir. TİGE zaten 8-36 ay dönemini kapsayan bir iletişim değerlendirme aracı. Yine bu aracı kullanırken aileden ben önce bir ön bilgi alıp çocuğun bulunduğu seviyeyi şöyle bir kafamda belirleyip ona göre, çünkü o da iki kitapçıktan oluşuyor biliyorsunuz. Küçük bebek. Ben yine ön bir genel değerlendirmeyle çocuğun yakın olduğu aralıktan başlamak, yoksa test süresi uzar ve çok gereksiz olur. Zaten standart testlerin uygulama şeylerinde de bunlara da değinilir kurslarında. Mümkün olduğunca bulunduğu döneme yakın bir yerden başlamak gerekir ki çok geriye gitmeyelim ve çocuğa da sürekli yapamayacağı soruları sormayalım diye. Umarım açıklayıcı olmuştur. Tamam hocam. Bir diğer katılımcımız Furkan Bacak. Hocam teşekkür ederiz. Randevular ne zaman başlayacak diye sormuş. Sanırım pandemiden dolayı. Furkan benim takip ettiğim bir vaka. Furkan randevular hiç kapanmadı aslında. Çok kısa bir dönem belki ara verdik. O ilk başladı geçen sene ama randevular açık. Furkan'cığım istediğin zaman sen bana mesaj at gelebilirsin. Tamam, bu vesile olmuş olduk hocam. İyi oldu. Ceylin Nisa Sarılmaz. Hocam önce eylemlerden mi gitmek gerekir diye sormuş. Güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum Ceylin bana bu fırsatı verdiğin için. Ben de o zaman bana böyle bir soru geldiğinde, bu bazen ailelerden de geliyor. Öğrenci arkadaşlarımızdan, yeni mezun arkadaşlarımızdan diyorum ki normal çocuğu bir gözlemlesek. Çünkü biz doğal dil gelişimini zaten kazandırmak istiyoruz. Bir bebek, annesi bebekle konuşurken sadece eylemlerle mi konuşuyor? Bütün aslında yapıları kullanıyor. O yüzden ilk hedeflerimizde nesne, özne, eylem hepsinden de hedef seçmemiz gerekiyor. Sadece eylemlerle ya da illa eylemle başlayalım diyemeyiz. Hatta bebeklere baktığımızda evet mama, anne, evet gitti, bitti ama ilk kelimeler anne, mama, baba gibi kelimeleri daha ilk etapta söyledikleri ifadeler. Akabinde gitti, bitti, düştü gibi
Bunun da altını çizeyim. Yor 2 ile başlamıyor çocuklar. Çünkü ilk eğitimlerde çok fazla gidiyor, yapıyor, yıkıyor diye bir söylem resimli kart bakılırken çok kullanılıyor. Halbuki bebekler önce dı di ile başlıyor. Hani bitti, gitti, düştü. O yüzden o da doğal dilde mümkün yalnız arkadaşlar. Resme bakıp da düştü, gitti, bitti demek daha zordur. Resimde işte o yüzden hep gidiyor, bitiyor, yıkıyor, alıyor daha çok kullanılıyor. Bebeklerle, çocuklarla dil eğitiminde oyun oynayıp etkileşim ortamında hakikaten bir şey devirip düştü diyebilirsiniz. Bir şey yediyse bitti diyebilirsiniz ya da topladığınız anda. O yüzden eylemler diyemem. Hepsinden olmalı, hepsinden hedef seçmeliyiz. Ve hepsinden hedef seçersek şuna da vesile oluyor. Çocukların cümle kurmasını hemen kurmalarını istiyoruz ya. Sadece eylem dağarcığı olan bir çocuk cümle kuramaz. Sadece isim dağarcığı olan bir çocuk cümle kuramaz. Bizim cümle kurabilmemiz için isim, sıfat, zamir, eylem hepsine ihtiyacımız var. O yüzden hepsinden hedeflerle gitmeliyiz. Umarım Ceylin senin için açıklayıcı olmuştur. Hocam bir başka katılımcımız, sayenizde çok şey öğrendim, Hatice Aşar ve ailelerimize çok güzel rehberlik edebiliyorum. İyi ki tanıdım sizi demiş, teşekkürlerimi iletmiş. Murat Ünlü, hocam sadece dil konuşmada artikülasyon ve dil akıcılığını ilerletmek için ne önerirsiniz? Yaşımız 6, işitmede hiçbir sıkıntımız yok demiş. Şimdi 6 yaşında ve hiç işitme sorunu yoksa burada dil konuşma terapisi uzmanı arkadaşlarımızın görmesi, değerlendirmesi ve öneri vermesini ben önereceğim. Çünkü artikülasyon alanında çalışmıyorum. Çalışmadığım bir alanda öneri veremem ve artı orada hakikaten hele de akıcılık dediğimiz kekemelik gibi bir sorun varsa mutlaka dil konuşma terapisi üniversite hastanelerinde de var. Özel eğitim rehabilitasyonlarda da var. Öncelikle eğer tanı almadıysa tanı amaçlı hastanelerde değerlendirilmesi, akabinde gerek hastane gerekse özel eğitimde dil konuşma terapistleri tarafından takibini öneriyorum. Bunu iletebilirim. Hocam şimdi Nurhan Tandoğan hocamıza biz mikrofon paylaşımı imkanı vereceğiz. Tabii ki. Sesli olarak soru sormak istiyor. Kendisine söz hakkı sesli olarak verirsek İrem hocam. Nurhan hocam sorusunu sorar. Tamam şu anda. Tamam. Evet. Sever hocam, hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam Nur hoca. Sonunda merhaba. Ulaşabildim hocam. İyi akşamlar, kolay gelsin. Teşekkürler. Çok güzel oldu bizim için, çok faydalı oldu. En azından şahsım adına yıllardır özel eğitim birleştiği için işitmeden belli bir süre uzak durmak zorunda kaldım. Hocam şöyle bir şey, bunları hayatımıza uyarlıyoruz, velilerimizle paylaşıyoruz. Akabinde bazı şeyler bizi aşıyor. Mesela bize gelen öğrencilerin çoğunun değerlendirmesi yapılıyor RAM'larda. Fakat RAM'ların değerlendirmeleriyle ilgili problemleri biz çok yaşıyoruz. Bu doğrultuda kendimiz kaba değerlendirme vesairesini alıp tekrar çocuğun düzeyine uygun olup olmama, sınıf içerisinde olup olamayacağına dair rapor yazıp tekrar yönlendiriyoruz. Ama şimdi işitmede olay çok farklı hocam. Yani RAM'larda işitme engeller öğretmenlerinin sayısı çok az. Çok çok az. Yani böyle bir durumda biz mesela bazen biz RAM'daki arkadaşlar konuşurken söylüyoruz ki ben diyor zihin alanından gelmiş bir öğretmenim. Özel eğitim birleştiği için diyor dolayısıyla diyor biz diyor artık bunları yapmak zorundayız diyor. Böyle bir durumda da kaliteli bir değerlendirme söz konusu olmazken kaliteli bir eğitim de beklemek çok zor oluyoruz. Üniversitedeki akademisyenlerin yani başta sizler gibi hocaların bu doğrultuda MEB'e ilişkin herhangi bir önerisi vesairesi oldu mu olacak mı? Çünkü bu konuda gerçekten muzdarip oluyoruz ister istemez. Sadece bizim açımızdan değil bu öğrenci çünkü işitmede diğer öğrencilerde nasıl ki süre çok önemli. Fakat işitmede de eğer biz o belli bir kritik devreyi aşarsak bizim artık yapabileceğimiz şeyler çok azalıyor. Ve herkese yetişme imkanımız da olmuyor. Bu konuda hocam sizin önerileriniz veya yaptığınız bir çalışma sunacağınız şeyler var mı? Bir. İkincisi hocam
dikte çalışmasıyla ilgili, dikte hocam, okuma yazma yaparken işitme engelli çocuklarda ki bu çok önemli, evet, ses çalışması vesaire, bunları yaptıktan sonra en çok takılınan yerlerden bir tanesi okuma yazma. Okuma yazma çalışması yaparken en çok dikkat edilmesi gereken şey ne olur hocam? Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Şimdi ilk soru olabilir. Evet, alanda rehberlik araştırma merkezlerinde yapılan değerlendirmelerde, hatta diğer engel gruplarında da zaman zaman sorunlar yaşanıyor. İyileştirme için çabalar var. Akademisyenler olarak ben kendi adıma bulunduğum grup ya da bir danışmanlık bir yerde yer alıyorsam tabii ki görüşlerimizi belirtiyoruz ama bunlar biliyorsunuz ki toplumsal hükümetler, bakanlıklar aldıkları kararlar çok değişkene bağlı durumlar. Ama evet, idealinde özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde alan mezunu özel eğitim öğretmenlerinin daha fazla olması, hatta odologların olması şu anlamda, çünkü işte işitme kaybı, cihaz, o çocuğun işitsel performansına göre daha iyi bir destek, ama multidisipliner bir çalışmayla, yani tek başına onun karar vermesi de bir ekip çalışmasıyla yer alması gerekliliği var. Bu konuda gerekli yerlere görüş bildiriyoruz. İdeale ulaşabilmek adına, ama ona ulaşana kadar da evet, bazen oralardan sorunlu değerlendirmeler gelse de alanda sizler kendi değerlendirmelerinizi yaparak, aynı sizin de yaptığınız gibi geri bildirimlerde de bulunarak çocuğun doğru performans değerlendirmeyle doğru eğitim ve müdahaleye erişmesine, bu tarz uygulamalara devam etmemiz gerekiyor. Rüya Hocam, sizin bu konuda söylemek, aktarmak istediğiniz bir şey var mı hocam? Evet, gayet güzel cevap verdin. Teşekkür ediyorum. O konuyla ilgili akademisyen çok yapacağı bir şey. Ama yetiştirme yetersizlik grupları ile ilgili mezunlarımızın, tabii üniversiteye göre de değişir bu, bilgisi olacak, biraz daha kalite artacak diye umuyoruz. Evet. Evet hocam. Dikte konusunda da şimdi işitme kayıplı çocuklarda, her ne kadar şu an bugünümüzün konusu bu olmadığı için kısa ve hızlı geçeceğim. Gerekirse mail ya da başka platformlardan Nur tekrar bu konuda iletişime geçeriz. Dikte konusunda işitme kayıplı çocuğun hangi sesleri ne kadar duyup duyamadı, duyduğu sesleri ayırt etme, sesi fonolojik anlamda fark etme ve ayırt etme becerisinin çok iyi değerlendirilmesi. Bu der ki ben ve ben ayrı ses grupları ve ayrı frekans dağılımı. Oradaki bir A'nın E olması bile yanındaki N sesinin fark edilebilirliğini değiştiriyor. Her bir sesin farklı bir frekansı ve şiddeti var. Bu da dikte çalışmasında farklı ses ve frekansların yan yana gelmesi anlamına geliyor. Çocuğun sıklıkla karıştırdığı, mesela Beyza Çantak sormuş, onunla da birleştireyim bu cevabı. Oradaki vakada da N ve L sesleri, N ve L de sorun yaşıyor. Geç cihazlandırılmış bir vaka. Mesela şu anki işitme cihazıyla N ve L sesinimeler, eğer bunları duyu ayarları bakılmalı. Eğer cihaz ayarları ve implantta sorun yoksa ve sürekli farklı cümle, kelime, hece kombinasyonlarının farklı etkinliklerle dinleyip ayırt etme becerisinin tekrarlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde evet, güçlük yaşamaya devam edecektir. Karıştırılan sesler çocuktan çocuğa, işitme kayıplı çocukta mutlaka ki değişir. Çünkü her birinin odyogramı, işitme eşiği, her birinin cihaz ve implant ayarı farklı olduğu için çoğunlukla farklılık gösterir. Ortak oldukları konu yakın frekanslı sesler, ya da çıkış yeri benzer olanlar, mesela p ve d, t ve d. Çünkü çıkış yeri
birbirine yakın, şiddetleri birbirine yakın. Biri sürtünme sadece şiddeti farklı. İkisi de benzer yerden çıkıyor. Frekansı daha ince sesler bölgesinde, daha kalın, fark etmek daha kolaydır, sesi daha zordur gibi ve yanına gelen başka seslerle bu beceri çok daha güçlük gösterir. O yüzden karıştırdığı sesleri fark edip o değerlendirerek de bunu tespit etmek mümkün. O yüzden fonolojik test bataryalarını kullanmak önemli. Onlarla ilgili tekrarlı çalışmalar önerebilirim. Rüya Hocam, sizin vermek istediğiniz öneri varsa bu konuda iletmek istediğiniz. Burada senin söylediğin alıştırmaya artırma bir bakıma ben katılıyorum. Bir de kümülatif bir teknik önerebilirim. İşte senin söylediğin gibi ilk önce bu sesleriyle oluşturulmuş kelimeleri fark ettiklerini ilk önce şey yapıp söyleyip daha fark etmediklerini yavaş yavaş artırarak daha sonra da nın sesine gitmek şeklinde olabilir. Yani o da farklı bir soru. Aynen. Önce okutulmalı metin, ondan sonra dikte yaptırılmalı. Bu da bir yol gibi düşünebiliriz. Tekrarlı okumayla o metni okuduktan sonra tekrar onu yazdırmak, dikte yaptırmak çocuk için kolaylaştıracaktır işi. Yani öğretim tekniklerini belki çeşitlendirmek uygun olacaktır. Doğru hocam, aynen. Burada bir tek şunu da ilave edeyim. Çocukların işte bu okul dönemine gelmeden, aslında erken çocukluktan itibaren işte o ses farkındalığı çalışmalarının yoğun yapılması gerekiyor. Hatta o ilk dinleme dönemlerinde hani taklit yansıma sesler çalışıyoruz ya, hav hav miyav, bum bum hop hop. Orada çok farklı ses zenginliğiyle çalışılırsa aslında daha orada işte fonolojik işlemleme başlıyor. Ve işte orada arka plan sessizken bunlara dikkat edilerek, akustik vurguya dikkat edilerek bu işlemler yapıldığında çocuk erken dönemde bu sesleri çok doğru kodlarsa okul çağına geldiğinde bu sorunları daha az yaşıyoruz. Ortadan kaldıramayız. Sonuçta işitme kayıplı bu çocuklar. Sonuçta bir cihaz implant kullanıyorlar. Mutlaka ki sınırlılıkları var. Ve ortamdaki en ufak gürültüde ses kaçırabiliyorlar. Bunu asla unutma. Bir sayfa çevirme, kalemin küçük deftere tık tık sesi, bir makas kırt kırt sesi bir kelimeyi, bir heceyi kaçırmasına sebeptir. O yüzden de bu ortamlarda mutlaka hem farklı öğretim tekniklerine yer vermek, hem görsel ipuçlarını, yazılı ipuçları daha fazla sunmak gerekebiliyor. Çocuktan çocuğa değişecek performanslar çünkü. Çok bitti herhalde galiba sorun. Evet hocam, son bir teşekkür var. Nesmin Öztürk teşekkür etmiş. Rüya Hocam, size de çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. İyi ki varsınız demişler. Ben teşekkür ediyorum. Onlar da iyi ki var ki bunun ne işe yarar. İyi ki var bizlerde. Aynen. Ben bir şeye değineceğim. Bir insan hem uygulamacı hem bilim insanı olunca, akademisyen olunca işte sonuç böyle oluyor. Evet. Sonra Şenay gibi oluyor. Ben gurur duyuyorum kendisiyle. Uygulamadan akademisyenlerin hiçbir şekilde elini çekmemesi lazım. Bunu da söylüyorum. Gerçekten hem örnekler zenginleşiyor, hem teoriler bir şeye oturuyor, zemine oturuyor ve de işe yarıyor okuduklarımız. O yüzden de uygulamacı akademisyen olmanızı diliyorum herkesin. Mutlaka uygulamadan elinizi ayağınızı çekmeyin. Çocuklardan elinizi ayağınızı çekmeyin. Çok doyurucu bir sunumdu. Harika bir sunumdu. Eline, emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz Şenay. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Eğer sizlerin bizlere kattığını bir nebze yansıtabiliyorsak, yaktığınız meşaleleri taşıyabiliyorsak, o ışıktan gidebiliyorsak ne mutlu bizlere.
Eksiklerimiz mutlaka vardır. Onları da alçak gönüllüğünüzle mazur görüyorsunuz. O da sizin yine kendi iç güzelliğiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar bana da bu fırsatı verdiğiniz için ve evet bu saate kadar süre aşımına rağmen hep beraber katılıp dinlediği için de bütün katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Zahide Hocam yönetimde, İrem Hocam'la yardımcı olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Evet, herkese. İyi ki söyledim. Ben de bu programı hazırlayan Doçent Doktor Arzu Doğanay Bilge, araştırma görevlimiz Zahide Töret ve araştırma görevlimiz İrem Akçayır, kendileri aynı zamanda ÖGEM'de görevli arkadaşlar. Sizin önünüzde onlara çok teşekkür ediyorum. Harika bir program oldu. Şenay'cığım gerçekten çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Arzu Hocam size de teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam katılımcılarımız ayrılmadan son bir şeyi ilave edelim. ÖGEM'in Instagram hesabı, sizin Instagram hesabınız. Bunları arkadaşlar takip etmek istiyorlarsa sosyal medyada yani daha doğrusu biz isteriz takip etmelerini. Çünkü ÖGEM'in bütün etkinliklerini oradan duyuruyoruz. Bazen eğitimlerimiz oluyor, bazen sertifikalı eğitimlerimiz oluyor. Katılımcılarımızdan takip etmelerini. Kesinlikle. Ben de şiddetle tavsiye ediyorum. Resim çekelim mi İrem bir böyle beşimizi? Olur hocam. Tamam. Ben istiyorsanız herkese kamu görüntü izni vereyim. Herkes şey yapsın. Olur. Çok memnun olurum. Olmak isterlerse. Bu arada katılımcılar 60'a yükseldi. Şenay. Onu da söyleyeyim. Sevinirim. Bir izni verdim. Arzu edenler kameralarını açabilirler fotoğrafı. Evet. Şahane Bey iyi akşamlar. Haberleşeceğiz sizinle. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aldım hocam ama bir daha alsam olur mu? Arzu hocamın kamerası dönmüş o sırada. Kusura bakmayın. Çekiyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz Şenay Hocam. Ben de teşekkür ederim Arzu Hocam. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.